8-9 adet havuç, 3 adet yumurta, sarı 3 adet yumurta sarı ve beyaz ayrılacak. 1 su bardağı un, yarım su bardağı su, tuz. İç harcı için 400 gram labne peyniri, 1 yemek kaşığı mayonez, 8 dilim salam, 1 küçük kase yeşil zeytin, yarım demet dereotu. Şimdi bunları ayrı ayrı çırpacağız. Yumurtaların beyazı ve sarısı ayrı çırpılacak. Beyazını büyük olan yere alacağım. Hı hı, onun için büyüğü verdim. Hı hı. Böyle. Sarılarını küçük yere. Bu senin. Ay kaçırdım tüh. Ya. Değiştireyim mi? Aldı direkt. Ya şey değil neticede. Ya bence de çok şey değil bu. Evet evet, beze değil. Yapmayacağız ya o beze kadar. Beze yapmayacağız aynen. Günah. Şöyle o direkt dağıldı. Sıcaktan sanırım. Evet, yumurtaların beyazıyla sarısını ayırdık. Bir çırpıcı diyecektin ama ben verdim sana. Bununla yapayım mı? Köpük köpük. Sen bilirsin. Bununla yapayım. O kadar şey köpük. Geldim. Ay. Dedim ki ne kokuyor? Poğaça kokuyor. Çok güzel mis. Kokuyor. Mis gibi. Yaptım. Oh rahatladım. Kaçmış çok kabaran oradan. Bir poğaça bu biliyor musunuz? Burada güzelce pişmeye devam et. Yarım paket bir de kabartma. Nar gibi kızaracak. Ha. Beyazı koyuyorum. Bana özel şarkı. Hadi bismillah. Ben söyleyeyim ne geleceğini. Mavi. Mavi şimdi gelecek? Evet bence o gelecek. Niye gelmiyor? Sence? Efendim poğaçaları fırına verdik. Arkada revanimiz güzelce kabarıyor. Unsuz bir revani yaptık. Tarifleri kaçırdıysanız Nermin Nefes Mutfağı'na Aytaç tarifleri yükleyecek. Ne zaman gelecek Aytaç tarifler? Ertesi gün hemen. Tamam. Her zamanki gibi. Tamam. Kendisine şey almış böyle tripod. Çok mutlu. Evde geziyor. Yüksel Bey almış. Elinde böyle tripodla geziyordu bugün. Havalı havalı çekimler yapıyordu. Drone çekimleri gibi. Uçura uçura. Şarkıda gelmiyor, ses kartında sıkıntı olmuş. Ben böyle arada konuşayım, arada çırpayım. Çırpık olmayacak ya. Aynen. Bunu çırpmaya da biraz daha devam edeceğim. Burada bunu da çırpayım. Bir fiski de buraya koyayım. Sanki biraz dağıttım ortalığı. He ona bakıyordum. Evet ama sıçırtıyorsun Ermin. Şerbetime baktım. Aman elimi rendeleme. Bir an elime mi tuttum dedim. Yok yok. Elini rendeleme. Yok yok. Şerbetimiz fokurdamaya başladı. Şöyle kenara alayım içine. İyice kaynasın. Bir 5-6 dakika kadar kaynatmanız yeterli. Hatta 10 dakika olursa daha iyi olur. Böyle biraz sarımsı bir renk olur. 10 dakikayı bulmanız daha iyi olur. 10 dakika kadar şerbeti kaynatın. Bluzu ne güzel oldu ha? Yiyelim. Turuncu turuncusu. Bu benim kendi daha kaç? Ama çok güzel olmuş. Önceki giydiğim bir aslında yine bir televizyon programında giymiştim bunu. Ben bilmem ama çok güzel gözüküyor. Evet güzel oluyor. Ekranda. Şöyle yumurtamızı bahar enerji. Çırptık. Enerjimiz güzel, yüksek. Cuma tatile giriyoruz. Evde yatacağız bir hafta. Bayram. Ay nasıl güzel değil mi? Çok. Yatalım ya biraz. Vallahi iyi yorulduk. Dinlenmeyi iyi yorulduk. Ne derler? İliklerime kadar hissediyorum yorgunluğu. İliklerime kadar. Vallahi. Yani. Sözde biz seninle masaja gidecektik. Ha. Doğru ben evde 24 saat kalamam. Sen evde diyor 24 saat kal diyor. Ben de hiçbir şey demiyorum diyor yükselse. Yorgunluktan doğru. Kalır bu hafta. Bir gün iki gün kalır. Mecbur kalacağım. Perşembeden sonra. Şöyle minik minik dereotunu kıyıyorum. Şey sos için kabın yok ama değil mi?
sos için bana kap vermedin. Neden vermedin? Böyle bir şey yaptın. Geldim tatlım. Bu senin sos için kabın. Tamam. Şimdi burada... Ses gelmiyor mu? Benim şarkım. Enerjimizi yok ettiler. Yapacağım. Yoruldum. Ben yoldunum. Artık idare edeceğiniz beni yaza kadar. Farz et ki diyor mutfakta diyor. Her şeyin hazır diyor. Arkadan şarkı çalıyor. Seni kalbimden kovdum demiş Bergen abla. Mekanım cennet olsun. Allah günahlarımızı affetsin. Bunu krema gibi süreceğiz. Şöyle çırpıyoruz. Getirdiler bu şarkıyı koydu, enerjimiz gidecek. Yok gitmez. Maviyi koysalardı. Bak aşk vermiştim ne yaptın diyor. Kaybetti. Aldın onu yere fırlattın. Çok önemli. Vallahi onu mu diyor? Tabii. Ya Bergen abla. Kıymet bilmeye ne vermeyeceksin kardeş? Nankör. Şu kaşığı ver. Yalnız ben de neye söyleniyorsam. Kendi kendime burada. Şöyle güzelce mayonezi de aldık. Hı. O salamı falan doğramamız gerekiyor Serpil. Evet. Ben şu kekini atayım o zaman sen onları ben doğramaya onun için yap. Ben sana zaten bol kaseli gün. Tamam. Bunu niye getirdin gene Aşko? Havuç vesaire hepsi bir yere ya. Tamam şunu da vereyim sana. Buluşacak şimdi ya. Buluşmaya geçeceğiz. Büyük buluşmada ilk etapta havucumuzu alalım. Sana bir şey diyeceğim. Onu azıcık soteleyelim mi ister misin? Yok gerek yok. Tamam. Sen yapalım mı? Yok ya yapmıyorum. Tamam yok yapmıyorum bence de. Onu zaten rendeledim. Ne istedin aşkım? Kaşık. Sen kalk. Böyle gel abi sen bize. Gelin. Güzel. Çocuklar şu an bizi izliyor. Taze kır çiçekleri. Ay ne güzel be. Üzmeyin bugün annenizi tamam mı kuzucuklarım? Adile Naşit, mekan cennet olsun öyle derdi. Kuzucuklarım bugün annenizi üzmeyin. Sonra sarıyı koyuyoruz. Çiçekleri. Melim, bugün annemizi. Tamam mı? Ay Allah rahmet eylesin hepsi. Rahmetli Barış Manço. En sevdiğim sanatçıydı. Vallahi. Çocukken de. Suyumuzu koyduk. Kuşun kokusuna bakın. Ay onu verdim. Dur geldim. Bugün bayram. Bayramdan önce son program. Pazartesi bayramda muhteşem 3 gün efendim. Çok kıymetli sanatçılarımızla birlikte sizler için hazırladığımız dop dolu 3 gün ve tabii sonrasında yine baş başa programlarımız devam. Perşembe, cuma haftayı kapatıyoruz. Pazartesi de inşallah canlı canlı tekrardan görüşüyoruz canlarım. Al Serpil koku. Aldım ben onu. Şimdi bu karışımı hazırladık. Böyle bakıldığında bir mücveri andırıyor değil mi efendim? Mücver, havuç mücver gibi gözüküyor. Biz şimdi bunu burada rulo zeminini hazırlamak için şöyle bir seriyoruz. Rulo pasta yapacak gibi düşünün. Her yerine eşit gelecek havucu. Önceden ısıtılmış 180 dereceye göndereceğiz. Zaten şu an tepsiler, fırınlar. Serpil poğaçalar oldu. Ama poğaçaları oldu. Alalım artık hemen, değil hemen mi? Hemen alalım. Ben biraz daha pembelesin istedim az önce. Sen bunu yaysana Serpil. Ya da bana şey versene. Canlarım böyle şey yapar gibi düşünün. Rulo pastanın zeminini düzenler gibi düşünün. Pandispanya hamuru gibi. Evet heh. Pandispanya dilime gelmedi. Pandispanya hamuruyla yaptığımız pastalar gibi. Tamam, benim için kafi. Şunu şuradan da bir izleme yapayım. O kadar güzel kokuyor ki keşke ekrandan kokuyu göndersem. Şu an havucun o turuncu güzelliğiyle. Anam üstünün aynı renk oldu. Evet, onu dedim az önce. Ben duymadım ki. Üzerimiz de aynı renkte. Turuncu. Vallahi harika oldu. Efendim gördüğünüz üzere rulo pastamızın zemin kısmını hazırladık.
Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırına gönderiyorum. Ne kadar pişecek? Bir 15-20 dakika. Aynen. Çok fazla değil yani. Yeter. Açıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Çok güzel. Şimdi orada pişerken sarımsaklı, süzme yoğurtlu, labneli bir karışım yaptık. Hı-hı. Üzerine yeşil zeytin, salam, dereotunu ve sarımsağını koyduk. Bir miktar tuzla ekleyip şöyle sürülebilir kıvamda bir harç yaptık. Bu salatamızın içine sürülüp rulo şeklinde sarılacak. Rulo pastanın aslında bu iç kısmı oldu, yani krema kısmı. Öyle düşünün. Şöyle dilimlendiğinde de rengarenk bir görüntü çıkacak ortaya. Ha, çok güzel kokuyor. Ya Allah'ım, bir şeyler bu kadar güzel olabilir ya. İşte bak, enerjin yine geldi. Vermiş oldu. Tabii boşuna çok koştum ya. Ha, ondan. Versene kaşık aşkına. Bir de şey istiyorum. Pasta. Anladım, onu da vereceğim şimdi sana ben. O şey olmasam ben onu şimdi yapmıştım yani. Şöyle. Ay ay. Çok seviyorum oruç tutmayı. Hiç ne güzel, yemek yok, içmek yok. Aklına gelmiyor şimdi. Oruç olmasa anam başlıyor sabahtan. Kahvaltı yaptın mı? Yedin mi yemek? Hangi yaşta olursan ol işte anneye şey değil mi? Çok güzel bana. Çok güzel yemek yemeyince. Yeme, yeme yeme sakın yeme. Hasta olursan kim bakacak? Ha? Kim bakacak sana? Ay gene geldi geldi. Kimse demez diyor. İyiydi yapıyordu. Hep derdi hasta derler dedi. Dedim ki kim ne derse desin ben hasta olduktan sonra anam diyorum. Boş ver diyorum. Hasta Allah hastalık işte vermesin. Kimse demez diyor iyiydi, sağlıklıydı. Hep hastaydı zaten derler diyor. Yok bana demezler anam. Vallahi hasta bile kalkıp buraya gelip serumlarla program yaptım. Şahit ekibim. Anam vallahi hele bir keresinde yemin ediyorum gözleri kızın şeydi. Ayakta duramıyordum. Ameliyatlı geldim daha oturdum burada Serpil. Abi de o vardı hakikaten. Fıtık ameliyatından çıktım bir. Vallahi. Şurada oturdum yani. Geldim mi geldim. Geldi kadın. Geldi geldi. Vallahi. İşin olan saygısı abi. Geldi kadın. İşim benim önceliğim. Gerçekten hani soruyorsunuz ya nasıl başarılısınız, nasıl bu kadar güçlü duruyorsunuz. Gerçekten çok prensipli olmanız gerekiyor. Zaten kadınlar öyle de gene de bir tık daha özveriyle çalışmadığınız sürece hiçbir zaman başarıya ulaşamazsınız. Yani kimseden beklemeyeceksiniz. Kimsenin size bir şey vermesini beklemeyeceksiniz. Çok çalışacaksınız. Sen güçlü bir kadınsın. Güçlü olduğunu evet. Ayrıca çok zengin de bir kadınsın biliyorsun değil mi? Allah razı olsun inşallah. Evet. Allah annem var, babam var, kız. Heh, onları söyle hemen. Zanneder ki arabam var, yatım var, katım var. Onlar daha olmadı inşallah. Aa, en büyük zenginlik ayol. İnşallah olacak. Aa, çalışıyorsun, hepsi olur inşallah. Şimdi efendim şöyle bakın. Pandispanyayı sarar gibi. Tamam, ben çalışmasam olur mu? Ben seni izleyeyim böyle. Sen beni izle. Tamam, vallahi bitti artık zaten. Serpil kök. Kabın hazır. Kabımı aldım mı? Ya. Ya çok güzel. Alkış istiyorum bak lütfen. Kıyafetine hak ettim. Bak, teşekkür. Bir de bıçak istiyorum Serpil. Kesiyor tarafını mu? Alayım. Sadece baştan ve uçtan. Biraz da olması gerekiyor. İyi kesen mi bu? O güzel kesen o. Bak bunu biraz sonra yapacaksınız. Dolapta bir tık dinlensin. Tabii. Bak sadece içini göstermek için şunu aldım. Bak bir tane daha alkış. Çok güzel. O tarafı olur. Alma istersen. Alacağım iki tarafı da. Ha, hadi. Böyle. Haydi bismillahirrahmanirrahim. Ben bunu küçük bir tabağa koyayım. Buyurun efendim. Nasıl bir salata oldu görüyor musunuz? Allah bir bereket versin. Bir bunu iyice soğuduktan sonra aynen şunlar gibi bakın şöyle dilim dilim dilimleyeceksiniz ve misafirlerinize servis edeceksiniz. Dilerseniz üzerine sarımsaklı, mayonezli yoğurt da olabilir. Sana şöyle yapayım. Çırpayım ben sana onu. Sen şeyi çok hazırla. Az. Çok güzel olacak. Böyle bir tane tık tık. Şık olduk. Serpil bunu şeye koysaydık keşke. Aa dur, dur anladım, anladım. Dur getir, gezme. Getir getir Serpil. Gezdirme dur. Diyelim. Bugünkü sunumlarımız şıkır şıkır oldu. Dur. Getir aşkım. Bak, laleli bel kızı bile söyledik görüyor musunuz? Vay işte küçük böyle gittik, bir şey. Nereden gittik, nereye gittik? Var ya işte. Bir şey. Biz böyle çocuklardık. Böyle büyüdük biz. Bizim için oyun her şeydi. Bizim için hayat gibiydi yani mahallede çıkmak, oynamak. En çok da lastik oynamayı seviyordum Nermin ben. Dur kız, Serpil getir. Ay yalayasım geldi, çok mincecik alacağım. Dur ver. Serpil hayatta elinden bıçak vermez. Kavga edeceğiz diye korkar.
Dürbünümüz de yok ya, görmüyoruz yakını. Görmüyorum, görmüyorum. Serpil, dereotu da veriver 2 dakika. Dereotu değil, sana maydanoz vereceğim. Heh, maydanoz bir tutamcık. Şöyle. Aa, doğranmışım var yok. Ya ya, ne güzel oldu. Yaş pasta. Üzerine beyaz çikolata akıtmış gibi. Vallahi güzel. Gelsin, son dokunuş, prenses tacı. Evet efendim, bütün prenseslere gelsin. Vallahi çok güzel oldu. Evet. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.